3 aylara Allah öyle böyle kavşaklar koymuş, virajlar koymuş. Buralardan affolunarak dönelim diye. Bismillah, 2 gün oldu daha, 1 gün oldu başlayalı. 3 aylar ilk kavşağa geldik. Regaib gecesine. Heh, şimdi çakallar, tilkiler, ehli bidat, ehli sünnet düşmanları, şimdi kendini İmam-ı Azam'dan büyük gören alçaklar, bir adam, bir din adamı, bunu açık söylüyorum, böyle kocaman söylüyorum, kocaman kocaman söylüyorum, kendini İmam-ı Azam'dan büyük gördüğünü iddia ediyorsa, alçağın da daha alçağıdır o adam. Evet. Var bu ülkede çünkü o. Bu ülkede var o. Bu ülkede var o. İmam-ı Azam da adam, ben de adamım diyen, adamlıktan zerre kadar nasibini almamış, insanların imanıyla oynayan, imanın şartı 6 değil 5'tir diyen zındıklarla yaşıyoruz biz bu topraklarda. İşte onlara söylüyorum. Onlara söylüyorum. İmam-ı Azam'dan daha büyük olduğunu iddia eden, İmam-ı Suyuti'den İmam-ı Buhari'yi alçak gören, aşağılayan alçaklar şimdi piyasaya çıktılar. Başladı. Bugün bismillah. Bizim arkadaşlar benim bu ilanı incelemişler. Yorumlara bakmışlar. Efendim sizi buraya toplamam bidatmiş, kötülükmüş, İslam'a bir darbeymiş. Yani Müslümanları bir yere toplamamız, Allah dememiz, peygamber dememiz, farzları konuşmamız, ayet konuşmamız, devlet dememiz, vatan dememiz, millet dememiz, bayrak dememiz kötü bir şeymiş. Kötü bir şeymiş. Şimdi onlar pusularından çıktılar, böyle samanlığın içinden başlarını çıkaran yılanlar gibi başladılar çıkmaya. Böyle bir gece yok Müslümanların kutlaması gereken, yahut da kutlamak demeyelim de istifade etmesi gereken bir gece, böyle bir gece yok böyle. Kim var efendim? Kadir gecesinden başka bir gece yok. Neden? Sadece Kur'an'da Kadir gecesi var. Şimdi bu adamlar çıkmaya başladılar. Sizin 3 aylarını da kazanacağınız şeyleri bozmak için, işte Kadir gecesinden başka bir gece yok. Önümüzde ne var? Miraç gecesi var. Hemen 2 hafta sonra. Ondan sonra ne var? Berat gecesi var. Vay efendim böyle bir gün yokmuş. Vay efendim şu yokmuş, vay efendim bu yokmuş. Neden? Kur'an'da yokmuş. Ulan Kur'an'da namazı nasıl kılacağın da yok. Nasıl kılıyorsun namazını? Kur'an'da zekatını nasıl vereceğin de yok. Nasıl veriyorsun? Cuma günü cuma namazı diye bir namaz yok Kur'an'da. Okudum şimdi namazda. Nasıl geliyorsun cuma günü? Niye geliyorsun cuma namazına ki belki de gitmiyor bile? Çünkü biz çok gördük başörtüsüne Sümerlerin adetidir diyen, efendim zekat yok diyen, efendim haccı bir şey söyleyip de cuma saatinde kadın programında televizyonda olan çok biz adam gördük. Çok gördük bunları. Şimdi bunlar böyle başlarını çıkarıp zehirlerini kusmaya çalışacaklar. Aman diyeyim, aman diyeyim, bunlara sakın itibar etmeyin. Kardeşim, bidatsa ben sana en büyük bidati söyleyeyim o zaman. Bidatlerden bir tanesi. Bidat ne demek? Önce onu söyleyelim. Belki kelimeye aşina olmayan kardeşlerimiz için. Sonradan ihdas edilen işlere bidat denir. Sonradan ihdas edilen. Yani Resulullah Aleyhisselam'dan sonra icat edilen işlere bidat denir. İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh bu işi derinlemesine anlatır. Mezhepler anlatır. Bu işi anlatır. Bidat iki çeşittir. Bir tanesi bidat-i hasenedir. Yani güzel bidattir. İyi bir şeydir yani. Bunun yapılması iyi bir şeydir. Ben şimdi size bir tane bidat söyleyeyim. Eğer bu gece burada toplanmamız bidatse, bunlar yoksa, efendim o bidat, bu bidat, şu bidat, şu bidatse, kardeşim bu kitabı okuman da bidat. Bu Kur'an-ı Kerim'i okuma, bu da bidat. Hocam Kur'an bidat olur mu? Aynen de bidat. Resulullah Aleyhisselam zamanında böyle bir kitap yoktu elimizde. Bu kitaplar parça parça, sahifelerin içinde, sahabilerin ellerindeydi. Böyle bir bütün değildi. İki kabın arasında değildi. Kim yaptı bunu? Hazreti Ebubekir yaptı ilk olarak. İlk kitaplaştıran Hazreti Ebubekir'dir. Çoğaltan Hazreti Osman'dı radıyallahu anh efendimiz. Kardeşim okuma o zaman, bu kitap bidat. Hadi geçtik onu. Hocam saçmaladın şimdi, sahifeleri toplamışlar. İyi. O zaman harekeli okuma. Harekeli okuma. Resulullah Aleyhisselam'da hareke yoktu. Daha ilerisini söyleyeyim.
Noktalama işareti bile yoktu. Al sana bidat. Eğer bugün bu bidat yapılmamış olsaydı, Kur'an'a biz de kavuşamazdık, kitaplaşmasaydı, hareke konmasaydı, hiçbirimiz Kur'an okuyamıyor olacaktık. İnanın Araplar bile kendi öz lisanı olmasına rağmen hareketsiz Kur'an okuyamazlar. Hadi al sana bidat. Al sana bidat. Ya bırakın bu dinin ayarlarıyla oynamayı ya. Bak şimdi okuyorum. Bu gece neden buluştuk? Şu beş günde diyor Resulullah Aleyhisselam. Beyhaki'de geçiyor bu hadis-i şerif. Başka kaynakta var mı bilmiyorum. Ben orada gördüm. Şu beş günde diyor dualar geri çevrilmez. Bir, cuma gecesi. Bugün günlerden ne? Cuma gecesi bugün. Bugün cuma gecesi mi? Efendim biz buyurmuş, Recep ayının ilk cuma gecesini de ayrıyetten zikretmiş. İşte buna regaib deniyor. Regaib ne demek? Rağbet edenler demek. Rağbet edenler. Bu geceyi zikretmiş. Ramazan bayramı demiş. Kurban bayramı geceleri demiş. Beş gece zikretmiş. Bu hadise, ya bana bir tane hadis çıkarın. Bir tane sahabiden bir kaynak çıkarın. Bu gecelerde ibadet edilmez, bu gecelere ihtiram edilmez diye Şaban ayının 15'ine, yani Berat gecesine, Miraç gecesine, Regaib gecesine, Mevlid gecesine bana bir tane sahabiden, tabiinden bir kaynak gösterin. Ama ehli sünnet olarak söylüyorum, tabiin deyince. Bir kaynak gösterin yapılmayacağına dair. He arkadaş, bidatsa bidat. Aha da bidat yaptım size. Heh, bidat yaptım. Bak kalabalık burada mis gibi. Oh! Size de beddua ettim, onlar amin dedi. Oh! Oh! Ondan sonra kendimize dua ettim, amin dedi. Oh! Bidat yaptım işte. Al sana bidat. O şeylere söylüyorum o. Ayak takımları var. Kendini İmam-ı Azam gibi gören alçaklara söylüyorum. Oh canıma değsin. Bu bidatı yapmaya da devam edeceğiz ömrümüz oldukça. Allah'ın izniyle.